Arkadaşlar merhaba. Hem hayırlı pazarlar hem hayırlı seneler olsun. Senenin ilk gününde sizlerle beraber Her Tel'den konseptiyle başladığımız programımızın ilk bölümü. İnşallah bu programda haftanın sorusunu belirleyeceğiz ve o haftada neler yaptığımız, işte çay house olarak etkinliklerimiz, seminerlerimiz, projelerimiz, bunlar üzerine konuşacağız. Veya sizden gelen bir dahaki programlarda sorular olursa onları ele alacağız. İşte haftanın mesajını yayınlayacağız. Bir de arada böyle güzel ufak dersler yapıp sizlerle hasbihal edeceğiz. O zaman arkadaşlar haftanın sorusuyla başlayalım. Haftanın sorusu şu. Çoğunuzun merak ettiği neden çay house, neden çay evi değil diye. Arkadaşlar bunun birçok yönü var. Zaten eğer detaylı olarak okumak isteyen kardeşlerimiz olursa çayhouse.com.tr'den biz kimiz linkine tıklarlarsa oradan detaylı cevaba ulaşırlar. Ama buradan madem haftanın sorusu bu dedik, biz de burada biraz konuşalım. Şimdi neden çay evi değil? Çay evi dersek o zaman arkadaşlar kıraathane gibi olacak. Yaşlı amcaların pişti oynadığı, okey oynadığı, tavla oynadığı bir ortam gibi algılanacak. Ama şimdi diğer türlü İslami bir isim olarak Nur Çeşmesi veya Sırat-ı Mustakim veya işte Allah yolunda koşan güvercinler, gerçi uçan güvercinler tarzında olduğunda bu sefer de yani tam İslami bir yer olarak algılandığı için ulaşmak istediğim kitle dışarıda kalmış olacak. Benim ulaşmak istediğim kitle 5 vakit namazında olan, medrese eğitimi alan insanlardan önce olan arkadaşlar bu hakikatlerden tamamen mahrum kalan. İman hakikatlerine zayıf olanlar, Rabbini tanımayan veya tanıdığını zanneden veya Allah var deyip yokmuş gibi yaşayan kardeşlerimize ulaşmak. Gençlik hevesatıyla haramların içinde boğulan kardeşlerimiz ve yaptıklarının doğru olduğunu zannedip halbuki yanlışın yolunda giden kardeşlerimize ulaşmak için böyle bir isim seçtik. İkinci ciheti Çay House ismini koymamızdaki bir farklı neden de arkadaşlar sosyal medyada bu işi yaparken bir farkındalık oluşması lazım. Zaten reklamcılık sisteminde de bu vardır. Reklamda herkesin beğenmesi önemli değil. Beğenen ve beğenmeyenler bir arada olduğu zaman zihinlerde kalır. Çünkü tartışmayla, konuşmayla neden derken aslında biz amacımıza ulaşmış oluyoruz. Ve sosyal medyada gezerken Çay House dediğin zaman sadece Çay House'ın çıkması önemli. Mesela başka bir isimle onunla ilgili kebap dükkanları, pideci dükkanları, işte Nal Burcu falan bir sürü mobilya isimleri olabilir. Ama Çay House olması bu yönden çok güzel. Sizler de Google'da aratırsanız ardı ardı hep böyle Çay House'la ilgili paylaşımlar göreceksiniz. Ve domainleri alırken, sosyal medya hesaplarını alırken bunun hepsinin benzersiz olması lazım. Çünkü domainler dolu olabiliyor veya o kullanıcı ismini başkası almış olabiliyor. O yüzden Çay House ismi yine yerinde oluyor. Şimdi neden yabancı isim koyuyorsunuz? Biz işte Müslümanız, bize yakışır mı? Bunu söylerken yabancı bir marka üzerinden bizi izliyor olabilirsin. Kullandığın bilgisayar veya telefon veyahut giydiğin elbiseler, ayakkabın, değil mi? Kullandığın kaleme kadar, aldığın deftere kadar, bunlar giydiğin elbiseye kadar yabancı olabilirler. Buradaki mesele onların dalaletini ve sefahatini, günahlarını taklit etmemek. Yoksa düşmanınızın silahıyla silahlanın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Avrupa iki felsefi yönden oluşuyor. Biri bozuk felsefe ki buna medeniyet namı altında insanları zehirledikleri, hayatın bir mücadele diyerek birbirine kırdıran medeni kısmı. İkincisi arkadaşlar sanatta, sağlıkta veya başka insanlığa faydalı olan yönlerde, örnek eğitim sistemi vesaire, bu gibi konularda insan elbette bir fikir alışverişi yapabiliyor. Çünkü bu iş böyle. Allah bizi kavim kavim yarattı. İnsan aklını kullanır, kendine yararlı olan kısmı alır, yararlı olmayan kısmını atar. Biz de Çay House ismini koyarken yararlı kısmını temenni ettik ve zaten Avrupa'da seminerler yapıyoruz ve videolarımızı altyazılı veya ileride inşallah İngilizce yapacağımız derslerimizi yaymak için bu isim yerinde oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bölümümüz olan bu hafta neler yaptık? Bu bölümde projelerimizden, işte yaptığımız seminerler, etkinlikler, ondan sonra video çalışmalarımız vesaire, bunlardan size bahsedeceğiz. Çünkü sizler de bizdensiniz ve ailemizdensiniz. Şimdi ilk olarak Kıbrıs seminerine gittik, Yakın Doğu Üniversitesi'ne. Kıbrıs'a ilk defa gittim. Çok fazla bir vaktimiz de olmadı. Bir gün kalabildik. Orada kardeşlerimiz sağ olsunlar bizleri gezdirdiler. Oranın böyle tarihi yerlerinden falan bahsettiler. Ama bizim ana gayemiz
oradaki seminerde gençlerle buluşmamız, elhamdülillah Rabbine konuşan gençlerle yüzlerce kardeşimizle, üniversiteli ve dışarıdan liseli kardeşlerimizle çok güzel muhabbet oldu. Salonumuz hınca hınç doldu. Hatta giremeyenler dahi oldu. Ve arkadaşlar, ikinci olarak belki de bu hafta çoğu kardeşimiz izlemiş olabilir. Hatta bir etkinlik de başlatmıştık onunla beraber. İşte vaktimi nasıl verimli değerlendirebilirim, vaktimi nasıl bereketli yaparım diye buradan Ömer kardeşimiz linki koyacaktır. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. Orada hayatımızın bereketsiz olmasındaki ana mesele uyku düzenlerinin bozuk olması. Bunu ele aldık. Orada güzel muhabbetler yaptık. Hangi vakitlerde uyumalıyız? Hangi vakitlerde uyumamalıyız? Bu düzeni nasıl oluşturmalıyız? Hayatımıza kazançları ve uyku düzensizliğinin hayatımızdan aldıklarını konuştuk. Ve en sonunda da vaktin bereketli hashtag ile de bir etkinlik başlatmıştık. Sonra bir hafta boyunca yaptığımız bu etkinliğin sonunda vaktin bereketli hashtag ile oradan kardeşlerimize hediyeler yağdırdık. Elhamdülillah. İnşallah belki de kısa bir zaman sonra tekrardan böyle bir etkinlik yapabiliriz arkadaşlar. İnşallah hayatınız bereketli olur. Arkadaşlar, bir de YouTube'da ikinci bir Chai House kanalı açtık. Bu da Chai House Akademi adı altında. Orayı da inşallah takip etmenizi, abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü orada daha uzun dersler, daha detaylı dersler. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. Ya abi, böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık, 20 dakikalık dersler olmuyor. Biz doya doya kitabımızı önümüze alıp oradan çalışma yaparak biz de sizin de yanınızdaymış gibi bu hakikatleri mütalaa edeceğimiz bir ortam istiyoruz. Maalesef yerimiz müsait olmuyor. Değil mi? Herkes gelemiyor buraya. Ama biz oraya atacağımız uzun dersler, bazen 1 saatlik, bazen 1,5 saatlik, yarım saat, 40 dakika artık oradan daha detaylı bir şekilde konunun izah kısmını inşallah oradan izleyip bizlerle beraber devam edersiniz. Bu şekilde bir çalışmalarımız olacak. İnşallah hepinize faydalı olur diyoruz. Evet arkadaşlar, hepinizi sevindirecek bir projeden bahsetmek istiyorum. Bunu herkes yapamaz. 1 milyon kart projesi. Hani duyduk ki kardeşlerimiz diyorlar, ya bizler de sizin bu yaptığınız İslami faaliyetlere ortak olmak istiyoruz. Kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onlara bir şekilde anlatmak istiyoruz ama anlatamıyoruz. Benim bilgim yeterli olmuyor diyor kardeşimiz. Ama onun da gözümün önünde eriyip gitmesine tahammül edemiyorum. Vicdanım sızlıyor. Çünkü kaybediyor. Rabbini tanımıyor. Bu kardeşimin namazı yok ama ona bir şekilde faydalı olmak istiyorum diyor. Biz de dedik ki o zaman es-sebebi kel failden, yani sebep olan yapmış gibidirden bir aile olarak bu hizmet havuzunda Rabbimizin davasında herkesin payı olsun istedik. O yüzden sizler için 1 milyon kart bastırdık. Burada az bir kısmı var. Şimdi arkadaşlar, bu kartlar şöyle yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan inşallah tahminim bu hafta içinde bunu duyuracağız. Oradan zaten göreceksiniz. İnşallah bizi Facebook'tan, Twitter'dan, hesaplarımızdan takip ederseniz Instagram'dan, orada bu ilanı da karşılayacaksınız. Adres ver gönderelim adı altında. Böyle işte bizim yaptığımız faaliyetlerle gösterdiğimiz işte sokak röportajlarımız, bilimsel, felsefi, İslami sorulara cevaplar aradığımız Chai House YouTube ailemize sen de katıl diye. Ve arka tarafında arkadaşlar QR kod var. Orada bu video sana özel. Bu videoyu normalde izleyemiyorsunuz ama bu kart elinize ulaştığı zaman oradan QR kod okuyucu telefonunuza tuttuğunuz zaman, işte akıllı telefonlarda, oradan sana bir link açılacak. Bizim bu kart projesindeki amacımız, gayemiz ona yönelik ki zaten bizi ilk tanıyacak insanlar bunu okuttuğu zaman biz ne yapmaya çalışıyoruz? Oradan ulaşabilirsiniz. Yani insan yeter ki Rabbinin yolunda bir şeyler yapmak istesin. İşte bizler de sizlere o yönde kolaylık olsun diye sizlere düşündük, böyle bir proje başlattık. Ve arkadaşlar, Her Telden programının sonuna gelmiş olduk. Selametle. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Görüşmek için yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarımız için kanalımıza abone olun.